Yerel Rehber, Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. İstanbul'da tarihi yapı dendiğinde akla ilk gelen adreslerden bir tanesi Galata Kulesi. Heybetli mi heybetli görüntüsü ile boğazı muhteşem bir noktadan gören kule hem mimarisi hem de hakkında anlatılan hikayeler ile birlikte son derece etkileyici. İstanbul'un tarifsiz manzarasınız en iyi yerden izlemek isteyen herkes Galata Kulesi ziyaretini gerçekleştirebilir, 1500 yıllık tarih Galata Kulesi'nin ne zaman inşa edildiği sürekli olarak tartışma konusu olur. Bazı kesimler kulenin bugünkü görünüme kavuştuğu tarihi kabul ederken bazıları ilk kullanıma açıldığı tarihi baz almaktadır. Galata Kulesi ilk olarak 528 senesinde dönemin Bizans İmparatoru tarafından inşa edilmiştir. Ancak yapının o dönemki konumu günümüzdeki konumundan biraz daha farklıdır. Bir fener kulesi olarak denizcilere yol göstermesi amacıyla inşa edilen kulede tamamen ahşap kullanılmıştır. Bu özelliğine rağmen 7 asır boyunca ayakta durmayı başarmıştır. Takvimler 1204 senesini gösterdiğinde Latin istilası yaşanmıştır. Haçlı seferlerinden dönen askerler yağma yapmaya başlamış ve kule bu dönemde zarar görmüştür. Bu zarar kulenin tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olur, 1348 senesinde ise Cenevizliler kuleyi tekrardan inşa etmeye karar verirler. Yımataş tekniği ile inşa edilen kule günümüzdeki görünümüne kavuşacaktır. Bu sebeple de birçok tarihçi Galata Kulesi'nin inşasında bu dönemi kabul eder. Şehrin savunmasında önemli bir yere sahip olan kule 1453 senesinde İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı himayesine geçmiş ve şehir savunmasının önemli bir parçası olmaya devam etmiştir. Manzaraya doymaya hazır olun. Şehir savunmasında gözlem yapılması amacıyla kurulan bu kulenin teras kısmı çok uzun yıllar gelebilecek saldırıları gözlemlemek için kullanıldı fakat artık İstanbul manzarasının tadını doyasıya çıkarmak için kullanılıyor. İstanbul'u en iyi yerden izlemek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden terasa doğru yol alın, kulenin yüksekliğinin 69,90 metre oluşu ve konumu karşınıza muhteşem bir manzara çıkmasın sebep olacak. Manzarayı izlemek için kuleye kiminle çıkacağınıza dikkat etmeniz gerekti. Bir efsaneye göre Galata Kulesi'ne ilk kimle birlikte çıkarsanız o kişiyle evleneceksiniz. Etrafınızda Galata Kulesi'ne çıkmış olan kişilerle konuştuğunuzda bu hikayenin ne kadar yüksek oranda etkili olduğuna inanamayacaksınız. Galata Kulesi Müzesi Galata Kulesi Müzesi'nde tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşime sahne olan ve üç büyük imparatorluğa yaklaşık 1600 yıl boyunca başkentlik yapan İstanbul'un tüm dönemlerini yansıtan eserler sergilenmektedir. 20. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'daki en yüksek yapılardan biri olan Galata Kulesi'nin en üst katı, İstanbul'un en güzel panoramik manzaralarından birine sahiptir. ve Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz kuleleri ile birlikte UNESCO'nun geçici miras listesinde yer almaktadır. Galata Kulesi'ni kim yaptı? Galata Kulesi ilk olarak Bizans İmparatoru Justinianos tarafından MS 507-508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348-49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445-46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. İyi Selim döneminde kule onarıldıktan sonra kulenin üst katına bir cumba eklenir. 1831'de kule bir yangın daha geçirir. İyi Mahmut Kule'nin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. Yapı son olarak 1967'de onarım görmüştür. İlk uçan insan Hezarfen Ahmet Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. 17. yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Evinde deneylerle uğraşıp, çeşitli konularda araştırmalar yapan hezarfen Ahmet Çelebi İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak, bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı tahtadan kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, ok meydanında deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde, Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar'ın Doğancılar semtine inmiştir. Bu uçuş Avrupa'da ilgiyle karşılanmış, İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır. Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden bu durumu seyreden Sultan 4. Murat, Hezarfen Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş, ancak bu derece bilgili ve becerikli bir adamın varlığından kuşkuya düşerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi orada vefat etmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi'ye ait tek tarihi kayıt ünlü Osmanlı seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi'nin Seyahatme isimli eserinde geçiyor, Galata Kulesi efsanesi Galata Kulesi'nin bir efsanesi var. Üstelik o kadar romantik ki, efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi'ne olan hasretini kelimelere döker. Hezarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgarı arkasına alan Hezarfen, mektupları Kız Kulesi'ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan Kız Kulesi, sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirlerine duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuşlardır. Galata Kulesi nerede? Giriş ücreti, Galata Kulesi İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Kuleyi haftanın her günü 8.30 ila 22.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzeye giriş ücreti bir yetişkin için 175 Türk Lirası'dır müze kart sahipleri ücretsiz ziyaret edebilir, hazır gelmişken Galata Kulesi, ni gezmeye gelmişken İstanbul civarında gezilecek birçok tarihi mekanı ve müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde bulunan İstanbul Müzeleri sayfasını ziyaret ederek İstanbul'da gezilecek daha çok tarihi yeri ve müzeyi rotanıza ekleyebilirsiniz.